Gastroşef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlerin bir isteği olan videoyu yapıyorum. Geçen videomun altına bir arkadaşımız yorum yazdı ve dedi ki biz online eğitimde çok fazla verim alamıyoruz. Bu konuda neler yapabiliriz diye bir soru geldi. Ben de elimdeki kaynaklara bakıp neler yapabileceğiniz hakkında bir video yapmak istedim. Öncelikli olarak önereceğim en önemli şey tabii ki de İngilizce öğrenmeniz. İngilizce öğrenmek arkadaşlar hayatınızda yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri olacak. Burada biraz sponsorlu reklam verecekmişim gibi giriş yaptım da kimse bana sponsor olmuyor daha. O yüzden herhangi bir kod mod da vermeyeceğim. Bakmayın öyle bir kod aşağıda yok. Şöyle bir durum var. Nasıl İngilizce öğrenebiliriz diye birkaç kere soru sorulmuştu bana. Yapabileceğiniz şeyler aslında çok çok fazla. Çünkü internette ulaşabileceğiniz kaynak sayısı çok fazla, telefon uygulamaları çok fazla. Ben nasıl öğrendim diye soracak olursanız, ben arkadaşlar oyun oynadım. Sims oynadım. Ciddiyim bu konuda. İşte SimCity oynadım. Başka oyunlar oynadım. Bu şekilde öğrendim. İngilizce diziler, İngilizce altyazılı diziler izledim. İngilizce öğrenmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. O yüzden biraz bu konuda kendinizi sıkmanız çok önemli. Önerebileceğim bir uygulama, Duolingo diye bir uygulama var. Aslında oyun oynarmışçasına size İngilizce ya da başka bir yabancı dil öğreten bir uygulama. Ve ben çok severek kullanıyorum. Ben de işte Fransızca için Duolingo'yu kullanıyorum. Bunu önerebilirim. Şarkı dinleyin, hatta şarkı sözlerini açın İngilizce. Onunla birlikte dinleyin. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Başka konuşabileceğiniz aslında milyonlarca insan var. İnternet üzerinden konuşup, chat yapabilip konuşabileceğiniz birçok uygulama var. Bunlara erişip, bir şekilde konuşup İngilizce öğrenmeyi kendinize bir amaç edinin. Çünkü İngilizce öğrenmeniz çok önemli ve söyleyeceğim kaynakların birçoğu da şu anda İngilizce oluyor, olacak. Şimdi İngilizceyi öğrendiniz ya da İngilizceyi biliyorsunuz diyelim. Önereceğim en önemli şey bir kitap kaynağı var. Bunu burada vermem çok doğru değil. O yüzden Instagram üzerinden Gastrosef'e gittiğinizde ben size bir internet sitesi linki vereceğim. Oradan bir sürü online kitaba ulaşabilirsiniz. Gayet güzel, efektif bir site. Şimdi de göstereceğim internet siteleri var. Bunlarla başlayalım. İlk göstereceğim internet sitesi foodpairing.com. Çok kolay bir şekilde girip üye oluyorsunuz. Bunun paralı versiyonu da var, ücretsiz versiyonu da var. Foodpairing.com'da ne yapabiliyorsunuz? Hemen ona bakalım. Şimdi burada yeni bir eşleştirme, Create a New Pairing diye tıkladım. Demiş ki burada French fries, patates kızartması. Burada French fries de demeyelim. Biz burada bedava kullandığımız için 1854 taneden 420 tanesini görebiliyoruz. Ama para verirseniz 1854'e de gösteriyor. Şimdi buraya bir tomato yazalım. Search. Aradık. İşte farklı domates türleri de var. Bunlar da karşınıza çıkıyor para verirseniz. Tomato'yu ekledim. Şimdi domatesi neyle böyle ilginç, değişik bir şeyle eşleştirebiliriz diye düşünelim. Aklımıza ne gelebilir? Diyelim ki honey yazalım buraya. Honey diye aradığımızda burada gösteriyor ki ekleyelim buraya. Şurada küçük nokta olduğunda domates ve balın uyumsuz bir şey olduğunu bize gösteriyor. Yeni bir şey daha ekleyelim. Deneyelim. Çok ilginç bir şey. Siyah çay ve domatesin çok iyi bir uyumu olduğunu söylüyor. Çok iyi bir değil ama iyi bir uyumu olduğunu söylüyor. Daha sonra mozzarella diye arayalım. Mozzarella diyelim. İyi bir uyum var ama kesinlikle best match değil. Bu şekilde değişik ürünlerin uyumlarını deneyebileceğiniz, arayabileceğiniz bir internet sitesi var. Bunu kullanabilirsiniz. İkinci göstereceğim internet sitesi ise gastronomics.com. Bu da gayet güzel bir site. Bunun da ücretsiz bir uygulaması var. Ücretli olan kısmı daha detaylı hale getiriyor her şeyi. Şuradan menüye girip components içeriklere tıkladığımızda farklı
içeriklere ulaşabileceğiniz bir internet sitesi. Gördüğünüz gibi burada da farklı eşleştirmeler vesaire bulabileceğiniz, karıştırıp ortaya çıkarabileceğiniz güzel bir internet sitesi. Hem ürün bazlı, hem temel reçeteleri gördüğünüz, hem de teknik arayabildiğiniz bir internet sitesi ve 5455 tane reçetenin olduğunu söylüyor. Üçüncü olarak thespoon.tech adlı bir internet sitesi var. Amerika'da bu internet sitesi ve teknolojik yemek haberlerini karşımıza çıkartıyor. Bunları da takip etmeniz sizin için etkili ve güzel olacaktır. İşte robotlar neler yapacak gibi şeyler var. Yapay et üretimiyle alakalı şeyler var. Başka verimli tarım teknikleriyle alakalı bulabileceğiniz yazılar var. Buradan da okuyup bunlara ulaşabilirsiniz. Bir diğer önereceğim internet sitesi ise bonapeti.com. Onların bir YouTube hesabı da var. YouTube hesaplarından da birazdan bahsediyor olacağım. Bonapeti'de temel reçeteler, güzel reçeteler var. Bazı zorlayıcı reçeteler var. Biraz böyle ırkçılıkla alakalı sıkıntıların olduğu bir internet sitesi oldu. Son zamanlarda değil, işte yaklaşık bir sene önce kadar bir sıkıntı vardı. Ama genel olarak reçeteleri güzel, değişik reçeteler bulabileceğiniz. Evde uygulamaya biraz daha uygun reçeteler bunlar. O yüzden ben bu internet sitesini göstermek istiyorum. Dediğim gibi internet sitesi de var bu şekilde. Ve de kültürle alakalı bulabileceğiniz yazıları da var. Gelelim Türkçe kaynaklara da. Ben daha çok İngilizce kaynakları gösteriyorum. Çünkü İngilizce kaynak maalesef ki daha çok. Özellikle internet ortamında İngilizce bulmanız daha kolay. Ama Metro Gastro derginin de online sayılarına ulaşabiliyorsunuz. Metro'nun internet sitesinde Metro Gastro dergi diye de Google'a yazdığınızda bulabilirsiniz bunu da. 2014 yılından itibaren ya da daha öncesinden de bulabildiğiniz, 2012'den itibaren bütün sayılarına ulaşabiliyorsunuz Metro Gastro'nun dergisine. Kesinlikle öneririm. Hem kültür hem teknik açısından çok güzel yazıların bulunduğu bir internet sitesi. Şimdi gelelim YouTube kanallarına. Benim takip ettiğim birkaç tane YouTube kanalı var. İlk olarak French Cooking Academy adlı YouTube kanalı. Cidden çok güzel teknikleri öğretiyor. Fransız tekniklerini öğretiyor. Güzel reçeteleri var. Bunu öneririm. Gayet keyifli. Basit ama teknik açısından da dolu tarifleri oluyor. Zor tarifleri de var. French Cooking Academy hesabını takip etmenizi öneriyorum. İkinci önereceğim YouTube kanalı ise Bruno Alboezo. Kendisi San Francisco'da yaşayan, sanırım Fransız bir şef olması lazım. Komik bir aksanı var aslında, eğlenceli bir aksanı var. Burada da gene birçok güzel tarifi bulabilirsiniz. Öneririm kendisinin kanalını. Bir diğeri ise La Pâte de Dom. Açıkçası bunu Fransızca fakat İngilizce altyazıları da var ve pastacılık üzerine bir şeyler yapmak istiyorsanız da önerdiğim güzel bir kanaldır kendisi. Buradan da ona ulaşabilirsiniz. Le Pâte de Dom. Bunları da izleyerek güzel bir pastacılıkla alakalı bilgi edinebilirsiniz. Siz zaten YouTube'da böyle şeyler izledikçe YouTube sizin karşınıza böyle şeyleri daha çok çıkartıyor oluyor. Son olarak da arkadaşlar, üniversitelerin özellikle online olarak dersleri oluyor. Harvard Üniversitesi'nin Science and Cooking isimli bir ders programı var. 16 hafta süren bir program. Ücretsiz bu baktığınızda. Ama isterseniz sertifika almak istiyorum bundan diyorsanız da üstüne $169 ödeyip size bir sertifika veriyorlar. Derste moleküller nedir, lezzet nedir, asidiklik nedir bundan başlıyor. Enerji, ısı, derece gibi şeyler, dönüşüm aşamaları, difüzyon, küreleştirme, ısı transferi, şeker yapımı ve benzeri gibi güzel şeyleri bulabileceğiniz bir alan, güzel bir kaynak. Bunu da kullanabilirsiniz.
Açıkçası baktığınızda çok çok fazla internette bulabileceğiniz kaynak var. Ve bu kaynakları ben sizlere öneriyorum. Başka ekstradan bir şey olursa sizlere bunu önermeye devam edeceğim. Benim kitap videolarım var. Oraya, şuralara bir yere koyarım. Onlara da girip izleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma şöyle şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Hepinize lezzetli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.